tüketmiş olduğumuz gıdalar mitokondrinde yakılarak enerjiye dönüşür. Mitokondrin mesela kas hücresinde 2000 tane mitokondrin olabilir. Mitokondrin ne demek? Benzin, soba, sizdiğin atom santrali. Tüketmiş olduğumuz gıdalar burada değiştirilerek, dönüştürülerek enerji, oksijenle, glikoz yakılarak enerjiye dönüşür. Artık madde olarak da asetik asit, laktik asit, formik asit ortaya çıkar. Asitler, asidi vücudumuz suya ve karbondioksite dönüştürerek atar. İdrar yoluyla nefes yoluyla. Bir de serbest radikaller ortaya çıkar. Süper oksijen anyonu çok tehlikeli. -2 elektron yüklü bir gaz. Oksijenin tek molekülü hali. Normale dönmek için elektron almak zorunda DNA'dan, RNA'dan saldırır. Veya hidrojen peroksitle aynı şekilde birçok nitrik oksitler, peroksitler vesaire serbest radikaller günde 2 trilyon DNA kırılmasına sebep olur. Antioksidanlar hemen devreye geçer, serbest radikalleri yok eder. Antioksidanlar devreye geçmezse vitaminler, bazı mineraller ve glutatyon, süperoksit dismutat, katalaz, astaksantin vesaire bunlar harekete geçmezse, yani vücut üretmezse veya gıdalarını almazsa ne olur? Hızlı yaşlanır. 70 yaşındaki kişi 100 yaşında gibi gözükür. Eğer ki doğru besleniyorsa, sağlığına dikkat ediyorsa kişi 70 yaşındaki kişi 50 yaşındaki gibi gözükür. Yani çok fark eder. Yıpranma, hızlı yıpranma olur. Hatta daha da hızlı olabiliyor yani. İşte burada çok güzel çalışmalar var. Semizotu kandaki hiperlipidemi, yani yüksek yağları düşürüyor, kolesterol, lipid, trigliserit. Diyabet hastalarına iyi geliyor, diyabeti önlüyor, kalp damar zafiyeti önlüyor ve metabolik sendrom dediğimiz metabolizmanın çalışmaması, tembelliğini ortadan kaldırıyor, sistemi tekrar çalışır hale getiriyor semizotun.